Bundan sonra soğukta dışarıda kalan, evsiz olan arkadaşlarımız ücretsiz olarak artık otelimizde konaklayabilecek. Şu -8'leri gördüğümüz şu günlerde dışarıda kalan evsiz, barksız veya da soğukta kalan tüm vatandaşlarımızı otelimiz işte 60 yataklı bir otelimiz. Bu katını, 23 yatağını tamamen dışarıda kalan insanlarımızı konaklaması için ücretsiz olarak tesis ettik. Evlerimiz düşüyoruz. Dışarıda kalan insanlar da çok zor şartlarda yaşıyorlar. Onlara da böyle çam sakızı çoban armağanı şeklinde böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı duyan bir akrabamız da kendisi dedi ki o kalan kişilerin de yemeklerini ben ücretsiz olarak vereceğim diye. Onu da buradan teşekkür ediyorum kendisine. Yani burada kalan kişilerin aynı zamanda yemekleri de ücretsiz olarak bu soğuk günler itibariyle şey yapılacak. Şiddetli bir soğuğumuz var şu anda. Duyurumuzu yeni yaptık. Bekliyoruz. Şu anda bir kişi var. Ama artacağını, inşallah artmaz. Yani böyle dışarıda kalan insan yoktur ama olan insanlara da hepimiz sonuna kadar kapımız açık. Konaklayan evsiz barkta kayıtlarını da muhakkak alıyoruz zaten. Şu anda 23 yatırıklı katımızı tesis ettik. Ama tabii ki eğer şey olursa da gücümüzün yettiği kadar devam etmeyi düşünüyoruz yani. Peygamber Efendimiz hadis-i şerif var. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diye. Yani burada herhangi bir millet, ırk, cins tercih etmemiz mümkün değil yani. Suriyeli vatandaşlar da olabilir. Şey de olabilir. Her insan olabilir yani. Arkadaşımızın araması sonucu, telefonu sonucu demek ki sokakta kalan insanlar olduğu düşüncesi olmuştu. Ve otururken böyle bir herhalde soğuklara da tam kemiklerimizi hissedince böyle bir düşünce ortaya çıktı. Bir sosyal sorumluluk çerçevesinde böyle bir şey yapmak insani bir görevdir yani. Tam burada 7 odamız bulunmakta. İşte bu odamız biraz önce gezmiş odamız olduğumuz yatak, 6 yataklı bir odamız. Şurada bir suite odamız var, 4 yataklı bir odamız var. Karşısında yine bir odamız var, 4 yataklı bir odamız var. Toplamda 7 odamız ve 23 yatağımız var. Bu katımızı tamamen böyle sokakta kalan insanlara ayırmış bulunmaktayız.